Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Hakan Düzgören. Yine bir video dersten beraberiz. Bu dersimizde ekranda da gördüğünüz gibi 3D Max'te topoloji kullanımını inceleyeceğiz. Topoloji ile beraber ayrıca Latitude ve Bend modifierlerini da kullanacağız. Bunlarla nasıl aksesuar yapabiliriz ve ne gibi özellikler var topoloji içerisinde, onlara değineceğiz. Kısaca topolojiden bahsetmek gerekirse, AutoCAD'den kullanan arkadaşlar varsa AutoCAD'deki hatch'ler gibidir ama çalışma mantığı farklıdır. Çeşitli desenler vardır. Bu desenleri kullanarak sahnenize aksesuarlar yapabilirsiniz. Taş, yollar yapabilirsiniz, ahşap zeminler oluşturabilirsiniz, taş yüzeyler oluşturabilirsiniz yollar dışarısında. Avantajı script kullanmadan size bunu oluşturmasını sağlıyor. Şimdi sahnemizde görmüş olduğunuz gibi benim başlangıç aşamasında sizin görmeniz için oluşturmuş olduğum bazı nesneler var. Topolojiyle yaptım. Şimdi bunda bend modifier'ını kullandığımız için yuvarlak bir hal aldı. Bend'i kapatırsak bu bir panel halini alacak arkadaşlar. Bundan çeşitli aksesuarlar, bölme kısımları oluşturabilirsiniz. İsterseniz hemen başlayalım. Sahnemize bir reset atalım. Bunu da kapatalım. Hem de size nasıl açıldığını da göstereceğiz. Öncelikle arkadaşlar sahnemize bir tane plane oluşturuyoruz. Plane'imizi oluşturduktan sonra segment sayısını yüksek tutmakta fayda var. Minimum 16, 32'si ortalamadır arkadaşlar. Çünkü buradaki segment sayısı ne kadar fazlaysa oluşturacağımız yüzeyin de kalitesi o kadar yüksek olacak. Tabi fazla da yüksek tutmaya gerek yok. Evet, sonrasında arkadaşlar burada polygon modeling altında polygon modeling'e geliyorsunuz. Burada convert poly de diyebilirsiniz. Apply edit poly mod da diyebilirsiniz. Oluşturacağımız yüzeyde ikisi de aynı işlemi görecektir. Birisi nesneyi tamamen poly'e çevirir. Diğeri üstüne modifier liste yer alan edit poly'yi ekler. Biz buradan convert poly diyoruz arkadaşlar ve plane'imiz poly'ye dönüşüyor. Sonrasında buradan generate topology diyoruz ve karşımıza bu diyalog penceresi açılıyor. Burada az önce bahsettiğim gibi çeşitli yüzey oluşturma seçenekleri mevcut. Mesela biz bir ahşap panel oluşturacağımızı varsayalım ve seçiyoruz. Otomatik olarak plane'imizin yüzeyini bu hale getiriyor arkadaşlar. Buradan çeşitli ayarlamalarını yapabilirsiniz. Tabi bunu bu hale getirdikten sonra işimiz bitmiyor. Modifier listen Latice'yi seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra bu hali alır. Burada öncelikle joints'i 0 yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki strut radius kısmını da 0,1'e getirin. Az olursa 0,2 de yapabilirsiniz. Hatta biz bunu 0,5'e kadar çıkartabiliriz. Burada yüzeyimizi oluşturdu. Buradan bunun döndürme açısını 90 derece olarak ayarlayalım. Hemen yüzeyimizi dikelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu haliyle siz bunu bir ahşap panel olarak da kullanabilirsiniz hazırlayacağınız sahnelerde. Tabii bunun üzerine başka neler yapılır ona bakalım hemen. End caps derseniz arkadaşlar smooth diyoruz. Yüzeyleri yumuşatır. Gördüğünüz gibi. Sonrasındaki burada tetra diyelim. Oktada gelir zaten. Buradaki radius kısmını yükselttiğinizde arkadaşlar
şuradaki birleşim noktalarını görüyorsunuz. Buradaki segment sayısı 1. Ne kadar segmenti arttırırsanız o kadar yuvarlak olacaktır. Tabii bunun radyusu 1,5 miymiş. Biz bunu birazcık 1'e düşürelim. 0,5 az olur. 8 yaparsak yeterli olacak. Buradaki bu yuvarlaklar arkadaşlar, birleşim noktalarındaki yuvarlakları end caps'la açıp kapatıyorsunuz. Smooth'la yumuşaklık etkisini kapatıyorsunuz. Ingore hidden edge derseniz arkadaşlar, gizli olan kenarları çıkartacaktır. Tıklarsanız o kenarları gizleyecektir. Sizin için olur. Şayet bunu açılı bir hale getirmek istiyorsanız modifier listeden bent'i seçiyorsunuz. Şimdi değeri 0 olarak gelir. Bunu bir saniye x olarak değiştirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde istediğiniz gibi açıda döndürebilirsiniz. Tabii bu bent kısmında gizmo kısmının yeriyle oynarsanız bunun kapanma ve dönme açısının yerleri değişecektir. Siz ne kadar oynarsanız o kadar bir değişik dönme açısına sahip olacak. Center kısmına gidersiniz arkadaşlar, merkez noktasını değiştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi merkez noktasını değiştirdikçe dönme yeri de değişmiş oluyor. Bunu tekrar ortasına getirmeye kalktığımızda arkadaşlar gene sıfırlamış oluyoruz. Gizmosunu da hemen tekrar ortasına getirelim şu şekilde. Eski halini almış oluyor. Biz buna 360 derece dersek tam kapalı bir yüzey oluşturur arkadaşlar. Şöyle bentin bir üstüne çıkalım. Tamamı kapatılmış bir yüzey oluşturur. Buradaki yumuşaklıklar sizin için yeterli değilse bunu turbo smooth'ta uygulayabilirsiniz. 7 tuşuna basalım. 446.000 poligona ulaşmış durumda. Tekrar bu kısmı gelip arkadaşlar buradan end caps diyelim. Ve yüzeyimiz oluşmuş oluyor. Turbo Smooth'da bir değerinden daha yüksek bir değer vermeyin. Boş boşuna sahnenizdeki poligon yükselmiş olur. Buradaki joints'lerin değerini biraz düşürelim arkadaşlar. 0'a indi. 0,5 yapalım. Şu an gözükmüyor. Biraz yaklaşalım. Evet. Şuradaki birleşimler bizim için yeterli olacaktır. Tabii siz daha farklı bir şey yapmak istiyorsanız bunun radyusunu ve segment sayısını yüksek tutabilirsiniz. Şimdi bu objemiz böyle kalsın. Biz bir tane daha plane oluşturalım. Aynı şekilde. Polygon modeli, convert poly, generate topology dedik arkadaşlar. Yeni bir topoloji oluşturduk. Buradan da nasıl yapalım? Yeni bir desen seçelim. Mesela taş yüzey var. Hemen yüzeyine uyguladı. Tabii siz bunu illaki bu hale getirmenize gerek yok. Bu kısımdan extrude diyelim. Extrude bir de görebilsem çok süper olacak. Face extrude de diyebilirsiniz arkadaşlar. Yüzeyini yükseltecektir. Ya da şu kısımda arkadaşlar tamamen bu kısmı seçersiniz. Sonra buraya gelip extrude dediğinizde de uygun bir yükseklik tabii uygulayacağınız yüzeye göre değişebilir. Vereceğiniz yükseklik. Hemen şu pencereyi şöyle alalım. Buradan sadece
kenarları da seçerseniz, yani şöyle bir kenarlarımızı seçelim. Sonrasında bazı yerleri kaldıracağız. Front penceresine gelelim. Izgaraları kapatalım. Gridleri şu şekilde arkadaşlar. Seçim dışı bırakıyoruz. Sadece yüzeyimiz seçili kalıyor. Yani bu kısımdan da tabi bu ekstür değeri çok yüksek oldu. Bunları düşürüyoruz. Buradan da açılımlarını da şu hale getirdiğimizde okey. Tabi bu benim göz kararı yaptığım bir şey arkadaşlar. Siz bunu kendi değerlerinizi verebilirsiniz ve bump kullanmadan, daha doğrusu bump kullanmadan derken şunu kastediyorum. Şuradaki kısımları oluşturmak için bir bump kullanmanıza gerek yok. Tabii ki bunun üzerine atacağınız tekstür için bir bump gerekecektir. Bu şekilde bir taş yüzey ya da taş parke gibi bir zemin oluştu. Bunun üzerine siz ahşap da uygulayabilirsiniz. Onda da herhangi bir sıkıntımız yok. Burada başka holder var arkadaşlar. Bu bildiğiniz taş duvarlarda kullanılan taşlardandır. Aynı sistemle. Ki buradaki kaosta da aynı şekilde. Biz burada forus uyguladık. Burada mozaik var. Mozaik uygulayabilirsiniz. Stylus var. Brick var. Heavy request var. Bir etchlan oluşturuluyor. Talis'in ikinci versiyonu var. Floor var. Floor'un ikinci versiyonu var. Skin o var. Sonrasında kaos demiştik. Force var. Smooth Star var. Cross var. Daha birçok seçeneğiniz mevcut arkadaşlar. Bunları kullanarak çeşitli yüzeyler oluşturabilirsiniz. Mesela böyle bir yüzeyde yumuşak bir etki oluşturmak istediğimizde smooth'u uygularsak nasıl bir sonuç olacak? Böyle bir yüzey elde ediyorsunuz. Ama tabi daha keskin kenarlar istiyorsanız edit boyuyla şu kısımlarında ufak bir segmentler ekleyerek daha keskin yüzeyler elde etmiş olursunuz. Kenarlar için diyorum. Smooth'suz istiyorsanız da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun üzerinde de bend denersek arkadaşlar, zaten burada varmış. Gördüğünüz gibi limit efektini açarsak arkadaşlar böyle bir ramp oluşturabiliyorsunuz. Limit efekt kapalı olursa bu şekilde bir yüzey oluşturuyor. Bunu X'ini seçerseniz X yönünde kavisli bir yüzey ya da kanal oluşturabilirsiniz. Ya da bu şekilde 360 derece sabit olarak bir desen ya da motifli iç mekan tasarımınızda kolon olarak binaların taşıyıcısı olarak ya da dış mekanda da kullanabilirsiniz. Oluşturabiliyorsunuz. Topolojinin kullanımı mantık olarak bu kadar arkadaşlar. Geri kalan kısım sizin hayal gücünüze kalıyor. Nasıl yüzeyler, nasıl formlar oluşturmak istediğinize kalıyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Mutlu olun.